Ferko, benim sanatımı sunar. Paris, müzeleri, mimarisi ve kültür sanat hayatıyla sanat dünyasının her zaman çekim merkezi oldu. Sanat tarihine damgasını vuran pek çok sanatçı bu şehirde yaşadı. O sanatçılardan biri ise Sarkis. ...1964 yılından beri Paris'te yaşayan Sarkis, kavramsal sanatın dünyadaki öncü isimlerinden biri. Şimdi sanatsal yaratı kavramına farklı bir bakış açısı getiren Sarkis'le buluşuyoruz. Sarkis Zabunyan, çağdaş sanatın dünyadaki en önemli isimlerinden. 55 yıllık sanat hayatında yaklaşık 600 sergi açtı. Louvre Müzesi başta olmak üzere dünyadaki birçok önemli sanat merkezinde eserleri sergilendi. Sarkis'in Paris'teki atölyesi hem bir deney laboratuvarına hem de bir gezegene benziyor. Yıllar içinde biriktirdiği yüzlerce nesne, Sarkis'in başında olduğu büyük bir ailenin üyeleri gibi. Galiba burası böyle bir alışılmış bir atölye değil bu. Burasını kurma ihtiyacını aşağı 20 yıl önce hissetmeye başladım. 1960'larda bir sanat doğdu diyeceğim. Daha çok mekana bağlı. Yani mekanın içine gidip sözünü orada söylüyorsun. Opera şarkıcısının operada şarkı söylemesi gibi. İşler mekanda yaşamaya başladılar. Buna biz yerleştirme sanatı dedik. Burası 450 metrekare. Mesela 2 gün önce yaptığım bir iş de burada. 50 yıl önceki bir iş de burada. Sarkis'in atölyesinde dünyanın birçok yerinden topladığı objeler olduğu gibi geçmiş uygarlıklara ait olan pek çok parça da bulunuyor. Burada Afrika'dan, Güney Amerika'dan, İtalya'dan, şuradan buradan yani yüzlerce, binlerce obje var diyeceğim. Hatta bir takım objeler ta 50 milyon yıla gidiyor. Burasının bu laboratuvar olması böyle doğurganlığını devam ettiriyor. Yani ışığı olan işler, ışığı olmayan işlere kendi ışıklarını veriyorlar. Sarkis'in sanatının merkezinde bellek ve anı gibi iki önemli kavram var. Bu kavramlar, onun sanatında geçmişin bugüne nasıl taşınacağına dair önemli iki anahtar. Bu yapıt 2000 yılında doğdu. Belirli bir yer içinde doğdu bu. Yani bir aktrisin bir giysisi olarak doğdu bu. Ben 1986'dan beri çalıştığım bir giysi sanatçısı var. Ondan istedim ama anlatarak istiyorum. Dedim ki bu 20-22 yaşındaki kızın dedim geçmişini taşıması lazım dedim. Geçmişini. O bu çok konuşuldu. Haftalarca, aylarca konuşuldu. O bu geçmiş taşımayı kendi küçüklüğünden belki giysileri üzerine dikmekle yaptı. Ve bir takım balerin ayakkabıları, ondan sonra çocukken gözlüğü, yediği şekerler, ondan sonra orada bir elbise. Tabii içerisi bir dünya güzeli, yani dünya güzeli. Sonra bu elbise, bu giysi bir ikona gibi oldu benim için. Birkaç sergiye gitti ve oranın... Göz bebeği. Göz bebeği. Güzel, en güzel laf değil mi? Tabii ışıklar yanıyor, bilmem ne yanıyor.
Yerleştirmelerini bir tiyatro oyunu sahneler gibi gerçekleştiren Sarkis'in atölyesindeki tüm parçalar o oyunun birer aktörü haline geliyor. Başladığı belli olmayan, bitecek mi bitmeyecek mi devamlı açık. Mesela bu sabahleyin bana getirdiğin zarfın içinden çıkan şeyi buraya astım mesela. Değil mi? Burada yüzlerce şeyler yani birikiyor. Fakat tabii burada bir çocuksu bir taraf da var tabii. Değil mi? Yani bu ta uzaklardan gelen ama ta benim uzaklarımdan gelen değil, ta başkalarının da uzaklarından gelen bir şey. Burada bir göz kırpma var. Burada ses nosyonunu koyuyorum. Yani armonikalar var. Buna biniyorsun ve aşağı inerken rüzgar onu çaldırıyor. Belleğinde kalkıp bunu yaşatmaya başlıyorsun. Bunu gördüğün zaman ses diyorsun. Hız diyorsun, inme diyorsun. Bütün bunlar kafanda birleşip neredeyse yani karda giden bir çocuğun rüzgarının sesi alıyorsun. Şimdi üstünde Eden yazıyor. Bu elle yazıldı. Cennet demektir. Cennet demektir. Burada bir kontrast var tabii. Şimdi içeri girdiğin zaman bunlar birer canavar. Ama canavarlıklarını ben tersine döndürüyorum çünkü vitray oluyorlar. ...1950'li yıllarda İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin iç mimarlık bölümünde eğitim gören Sarkis, akademik eğitim süresi boyunca evde kimseye söylemeden gizlice resim yaptı. Sanatçı o günleri bakın nasıl anlatıyor. Ailemle resim arasında pek ilişkili durum yoktu. Maalesef benim ailem okula gidemedi. Yani resim yapma olayı çok ters bir olaydı. Bu bakımdan yani gösterip de nasıl buluyorsun falan olayı yoktu. Ailede de yoktu, sülalede de yoktu böyle bir şey. Dolayısıyla ben de resim kendi köşemde resim yapıyordum. Yani. Ve akademideyken bile resim yaptığımı pek bilmezlerdi. Sarkis'in sanatçı olmasında 15 yaşında gördüğü bir resim çok etkili. Babasının kasap dükkanında çalışırken etlere sarılı bir dergide tesadüfen gördüğü Edvard Munch'un Çığlık adlı eseri hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Benim bu Norveçli ressam Edvard Munch'a da bir takıntım var. Çok gençken yani. Sen bir şey Fransız okulunda okuyordum. Babam daha çok tanınmış bir kasaptı. Sarışın, çok yakışıklı ve dolayısıyla çok müşterisi olan bir kasaptı Taksim'de. Cumartesi günleri çok müşteri olduğu için aile yardım ederdi ona. Ben de etlerin paketini yapardım. Kağıt sıkıntısı vardı. Hocalar, gazeteciler, doktorlar falan. Onlardan mürekkebini kusmayan mecmua gelirdi. Bir gün şeye rastladım. Bu Munch'un çığlığının bir resmine. Yani bir görüntüsüne. Onun ben tabii onun ne çığlık olduğunu biliyorum, ne Munch olduğunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Hani bir mecburada bir kızın fotoğrafını görürsen de kalkıp tutulursun ya öyle bir şey diyeceğim yani. Bana inanılmaz yakın geldi. Onu yapmak istedim. Ve oradan başladı. Bu iş benim peşimi bırakmadı. Aslında ufak bir flashback yapılırsa o resimden 5-6 sene önce ben geceleri bağırmaya başlamışım. Artık bu ne büyüme çağı mı, bir korkular mı muhakkak. Beni hep iyi yere götürmüşler. İmamlara, papazlara, büyücülere. Bu o çığlıkla birleşti bir zamanlar sonra. 100 tane çığlık var burada ve bu şekilde gösteriliyor. Bunların yapış zamanı var aynı zamanda. Hepsi 30 saniyeden daha kısa bir zaman içinde yapılmıştır bunlar. Teki. Yağlı boyada yapılmıştır. Yağlı boya yağını kağıda bırakmıştır. O da kendi başına bir
çığlık gibi oluyor. Sarkis'in işleri Munch'tan Grünewald'e, Uccello'dan Joseph Beuys'a kadar geniş bir zamanı kapsıyor. Sanatçı, 2007 yılında Louvre Müzesi'ndeki sergisinde farklı zamanlarda yaşayan bu dört sanatçının işlerini davet ederek ezber bozan bir sergiye imza attı. Çağdaş sanatla uğraşan bir küratör buraya tayin oldu. Yani senede bir, iki sergi yapmaya başladılar. Zaten buraya gelenlerin çoğu birkaç yapıtın önünde fotoğraf çekilmeye geldiler. Mona Lisa'nın önünde, Milo Venüs'ünün önünde. Bu iki milyonlar çekiyor bunlar. Yani benim sergiye de böyle, bu şekilde bakanlar oldu, turistik bir şekilde. Hiçbir şey anlamayanlar da oldu tabii. Çünkü Grünewald'ı bilmeyenler vardı, Beuys'u bilmeyenler vardı, Munch'u bilmeyenler vardı, hatta Uccello'yu bilmeyenler vardı. Fakat benim için büyük bir deneyim oldu bu. Grünewald'ın acısıyla Beuys'un acısını da birleştirmek istiyordum. Bunları nasıl birleştirirsen webcam'la birleştirmeye karar verdim. Bir tek şeyi yapamadık, Munch'un çığlığı çalınmıştı. İkinci versiyonu National Gallery'deydi, o da tamirattaydı. Bir onların yerine bir film yaptılar. Filmin bir kopyası şimdi İstanbul Modern'in koleksiyonunda. Sergilerinde olduğu gibi günlük hayatında da sevdiği yerleri yaşatma çabası içinde Sarkis. Neredeyse her gün gittiği bu küçük kahve onun hayatında önemli bir yere sahip. Öyle ki aralarında Louvre Müzesi'nin başkanının da olduğu birçok misafirini bu kahvede ağırladığını anlatıyor. Zamanla bir bağım oluştu burayla. Randevuları burada vermeye başladım. Popüzy'deki sergim zamanında buraya getirdim öğrenleri. Onlar Louvre'daki sergim 2007'ydi. Başkanını buraya getirdim. Ben böyle halk yerlerinde böyle şeyleri çok severim. Muhakkak bir sofistike tarafım da vardı. Sonra buraya bir vitray verdim ben buraya. Epey sergilendi o. Şimdi burada aslında. ...1986 yılında tam 22 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da sergi açtığında, sanat çevreleri yıllardır Paris'te yaşayan sanatçının dönüşünün nasıl olacağını merak ediyordu. Sarkis'in doğup büyüdüğü Çaylak Sokağı'nın adını verdiği sergi, Türk çağdaş sanatı içinde önemli sergilerden biri oldu. Sanki bir çocuğun eve dönmesi gibi bir şey oldu bu. 64'ten 86'ya kadar ben Türkiye'de sergim olmadı. O Maçka Sanat Galerisi bana babamın dükkanını hatırlattı, kasap dükkanını. Dışarıdan hep bu adam bu kadar kalmış, ne getirecek bize falan. O kavramını, beklentiyi bir yere bırakıp kendimi bulduğum yer olarak döndüm. Neleri keşfetmişim burada? Onların üzerine gittim. Beraberimde malzeme olarak hiçbir şeye yakın bir şey getirdim, hiçbir şeye yakın. Tarkovski'nin Nostalgia diye bir filmi vardır. O da bir acıların hazinesi o da yani. O müziğin ses kaydını alarak geldim İstanbul'a. Ve sergimin içinde kurduğum heykellerin malzemesi o oldu. Ve onları çocukluğumdan kalma objeleri aradım. Mesela babamın ayakkabıları vardı, babam yürüyemiyordu artık. O ayakkabıların üzerine ben bir şey yazarak koydum. İlk nerede çalışmışsın, para vermişler sana. Yani iş dünyasına, yani haylazlığı bırak, 8-9 yaşındaysın. O kunduracı tezgahını bulduk. Ve bunlar hepsini kaydı gibi kullanıp, Tarkovski'nin Nostalgia bantlarıyla heykeller yaptım, ufak ufak. Sergi bir nostaljiye doğru gitti. Ama en büyük fark, Tarkovski'deki kişi, nostalji hastalığına yakalanmış bir kişidir. Ölüme doğru gider. Benim sergide daha çok bir şuuruna varıp doğuşa giden bir şey vardı. Sarkis 2015 yılında Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil etti. Respiro adını verdiği bu proje 2015 yılına damgasını vurdu. İlk defa bir sanatçıya veriliyordu o mekan.
500 metrekarelik bir mekan, tarihi bir mekan. Yani dokunamıyorsun duvarlarla. Bana verilmesi düşündürücü oldu tabii. Çünkü o güne kadar Mendik birine çağırmamıştım. O yıl çağırıldım. Ermeni kökenli olmamın da getirdiği ne gibi bir şey yapabilirsin dedim. Aylarca düşündüm. Sevgiyle tarlayı ekmeye karar verdim. Çünkü epey acılar birikmiş. Yani o da bir acıların hazinesi. Ona dönüştürmek. Kollarını ne kadar açabilirsen açman lazım dedim. Biz nereye kadar bilebiliyoruz tarihimizde, insanlık tarihinde? Herhalde Big Bang'dan daha öncesine gidemiyoruz. Yani orada bir şey olmuş. Oraya kadar nasıl gidebilirim dedim. Gökkuşağının pırıl pırıl temizliği çizgilerinden birdenbire ona bir Big Bang gibi bir şey dokanıyor ve titreşiyor, titriyor ve bir şey başlıyor. Ve ona göre de bir müzisyenle bir sesliden çalıştık. 7 sayısı üzerine bir müzik yapmasını istedim. 7 renk, 7 gökkuşağının rengi, notalar, tını olarak 7'nin içindeki renklerin sıcaklığına, soğukluğuna. Bunların nefes alırken kimin nefesinden çıksın bunlar? Benim nefesimden. Dolayısıyla benim nefesimin ritmi de işin içine giriyor. Sonra bir takım çocuklara davet edecektim. Büyük aynalara ve bir takım kainatlar çizsinler diye. Gökkuşağı renklerinden. Onların parmaklarının aynaya dokundurup renkleri koymasının bir ritimle beraber yapılmasını. Aylar çalıştık bu müziğe. Ve dünya güzeli bir müzik çıktı. Sergileme 7 ay sürdü. Gece gündüz ışık yandı. Bir de dedim ya, nereye kadar açabiliyorsun kucağını? O müziğin sesiyle, o çocukların iziyle aynada. Bana dünya güzeli bir sergi oldu. Sarkis'in sanatında etkilendiği en önemli isimlerden biri de Mimar Sinan. Sanatçı birçok sergisinde Mimar Sinan'ın eserlerine gönderme yaptı. Böylece 1489 yılında doğan çağdaş bir mimarın yapıtlarıyla bugünün sanatı arasında köprü kurdu. Benim için en büyük kutsal yapıdır o. Selimiye. Evet, Selimiye. Bu kutsalla konuşmayı insani bir duruma yaklaştıran bir takım sanatçılara çok yakınımdır ben. Sinan'ın bu eseri de, yapı demiyorum, eseri de. Aslında vücudu diyeceğim ben. Büyük mabetler, şeyler korkutur. Ayasofya beni korkutur. Karanlıklar vardır. Barok kiliseler de ürkütür. Yani Selimiye'yi Süleymaniye'den çok daha fazla severim, onu da söyleyeyim. Sanki orada biz tek başımız gibi bir isim vardır. Yani bize aittir. O kubbe insana aittir. Bir de oradaki bir kompleks bir durumu. Mesela oradan çıkıyorsun, çarşıya düşüyorsun. Hayatın içine düşüyorsun. Sonra hamamına gidiyorsun. Bütün bunlar şehrin içinde tabiat gibi olmuş. Yani orada bir şunun gibi yapalım mefhumu yoktur. Şunun gibi söyleyelim mefhumu yoktur. Söyleme mefhumu vardır. Değişik zamanlarda bu mimarinin seslerini dinlemeye gittim. Bir konser gibi. Sabah mesela onda Selimiye'nin içindeki ses nasıl? O güneş onu bir tarafından kalkıp yıkadığı zaman. O sesle onu nasıl yaşıyorsun? Bir konuşma gibi. Usta sanatçı 2010 yılında Paris Pompidou Müzesi'nde gerçekleştirdiği Pasajlar isimli sergisiyle
benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. Bu sergi Sarkis'in deyişiyle cevap verme ve eleştirinin devreye girdiği bir sergiydi. Müzenin katı kurallarıydı Sarkis'i kızdıran. Pompidou binasının karşısındaki bir kahvedeyiz şu an. Bugün salı olduğu için devlet müzeleri kapalı. Yani arkada Pompidou bir iskelet gibi duruyor. İçine girilmiyor. 2005 yılında bir proje de olmaya başladı. Benden bir sergi istediler. Ben de normal salonlarda pek sergi yapmak istemediğimi söyledim. Müzeyle gitmeyen tarafımı ben sahnelemek istiyordum. Gösterilen işler sanki acı çekiyormuş gibi. Onları kurtarmak için bir proje vardı. Pompidou Müzesi'ndeki sergisiyle Brancusi'nin atölyesi, André Breton'un duvarı ve Joseph Beuys'un yapıtının olduğu bölümlere dikkat çeken Sarkis, müzenin bu eserleri sunum tarzını eleştirdi. Bu işlerin oradan gelip buraya hapis olmasını nasıl önleyebiliriz biz, değil mi? Nasıl bir dil bulabiliriz? Hep onunla uğraşıyorum ben yani 1976'dan beri aslında bakarsan. Yani bir objeyi aldığımız zaman onu dekoratif bir görüntü vererek hapse sokmayalım onlara. Yani siz hangi hakla böyle bir bu yapıt bunu istemiyor? Siz alıyorsunuz onu, dışarıdan baktırıyorsunuz. Yani onu canlı canlı hapse sokuyorsunuz. Böylece öldürüyorsunuz demek istedim ben bunu. Pompidou Müzesi'nde hem müze çalışanları hem de ziyaretçiler şaşkındı. Joseph Beuys'un ziyarete kapalı olan Plight adlı eseri Sarkis sayesinde sanatseverlerle buluştu. Ben buraya haftada iki müsaadeli, dörder saatlik açtırdım burasını ve renkli keçiden terlikler yaptırdım. Sessiz ama renkli sessiz ve içeri girenler onu ayaklarına koyup öyle içeri giriyorlardı. Ben hep umutsuzluğun üzerine giden bir kişiyim. Ben umdum ki bu benim açtığım kapıdan gidilsin. ...1967'deki Paris Bienali'nde resim dalı birincilik ödülünü kazanan Sarkis, 1985'te Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanıyla ödüllendirildi. 1992'de ise Fransa Kültür Bakanlığı'nın heykel dalında verdiği devlet büyük ödülünü kazandı. Vallahi ben o ödüllerin nerede olduğunu bile bilmiyorum şimdi onlar. Yani bunların adamı değilim. Yani veriyorlar, resmi olarak şövalyelik bilmem nelik falan bir şeyi verdiler. Sarkozy zamanındaydı o. Ben gidip almadım onu. Çünkü politikanın işin içine girmesini istemedim. O ödülü ben hak ettimse, o ödülü almış bir sanatçının vermesi şartıyla kabul ettim. Sanatçı 2012 yılında Rotterdam Denizaltı İskelesi'nde yaptığı Balats adlı sergisiyle ziyaretçileri düşsel bir yolculuğa çıkarmıştı. Enstelasyonun bir parçası olan bisikletle gezilen sergi, iskeleyi kutsal bir buluşma yerine dönüştürdü. O yeri büyük bir nefes alan bir yer gibi aldım orasını. Yani o denizaltı kavramını tersine çeviriyorsun yani. Ve oraya ben balinanın sesini çağıracağım denizaltının yerine. John Cage, bir balinanın litanisi diye bir müzik besteledi. O müziği çanlarla çalmayı düşündüm. Ve o çanlar için bir mimari yaptım. 20-30 tane ağaçlarla, 20 küsür metreyle ağaç. Onlarla bir konstrüksiyon yaptım. Çanlar orada duruyordu. Bir de bir org gibi bir şey vardı o çanları çalmak için. Böyle çalmıyorsun onları. Vura vura çalıyorsun şeylere. Çünkü oynatmak lazım onları. Cage'in o müziği billur gibi ötmeye başladı mekanın içine. Ve o bir dolaşma duygusu uyandırdı büyük mekanda. Bir kısmında o büyük çanlı yapıt kondu. Öteki tarafta ortadan ikiye ayrılmıştı mekan. Onun biçiminde bir kuş tüyleriyle bir heykel indirdim. 18 metre.
ve etrafına 60 tane tüylü bisiklet vardı. Ve içeri gelen sesi duyuyorsun ve dönüyorsun, dinliyorsun, duruyorsun. Ve hatta bir okuma yeri yapmıştım orada. Bir aş yeri yapmıştım orada. Bir film yeri yapmıştım orada. Üç buçuk ay sonra hiç kimseye haber vermeden gittim oraya. Biletimi aldım. Çünkü kasadakiler tanımıyorlardı beni. İçeri girdim. Ve herhalde hayatımda ben bu kadar şaşırmadım. İki çift evleniyordu orada. Bir de kocaman bir masa yapmıştım. 6 metre çapında. O masanın üzerinde neonla hem İngilizce hem Hollandaca kendinizden bir şey bırakın diye. Gelinlerden bir tanesini o masanın başında gördüm. Ve dudağını getirip izini bıraktı orada. Benim en sevdiğim şeylerden biri. Böyle sergiler. Almanca Leidenschaft, yani ızdırap hazinesi kavramı sizin için önemli bir kavram. Yakın zamanda Ariel Sanat'ta İstanbul'da buna atıfta bulunduğunuz bir yerleştirmeniz de vardı. Izdırap hazinesi sizin işlerinize nasıl eklemlendi? Ben bu kavramı 80'lerin sonuna kadar bilmiyordum. Birkaç Alman sanat tarihi profesörü başka bir sanat tarihçisinden yola çıkarak benim üzerime yazmaya başladılar. Abi Warburg diye bir hem antropolog hem sanat tarihçisi var. Ona ait bir terim, Leidenschaft kullanıyor. O terimi de o yaratmasının sebeplerinden biri. Yunan sanatında Laokoon diye çok tanınmış bir heykel vardır. O bir uç noktadır bu acının şekil bulması. Acılar hazineye dönüşüyor çünkü bir yapıt doğuyor aynı zamanda. O terim de girdi benim işime. 1997'de geliştirdiği sulu boya tekniğiyle suya yazı yazan sanatçı diye anılan Sarkis, yüzlerce şiirsel filme imza attı. Şimdi birçok müze, atölyeleri aracılığı ile çocuklara Sarkis'in sulu boya tekniğini öğretiyor. Onlar müzelere ait şimdi. Onları bir şekilde gösteriyorlar. Su içinde sulu boya dünyanın her tarafında yapılıyor. Şimdi İstanbul'da Aksanat'ta devamlı yapılıyor. Japonya'da devamlı yapılıyor. Daha geçenlerde burada bir sergim vardı. O, sırf ona ayrıldı. Ona 500, 600, 700 çocuk geldi. O da devam ediyor. O tazelik devam ediyor. Bir benim bu tarafım vardı. Bir ağır tarafım vardır biliyorum canım. O şeyden, o acılardan gelen bir bela, bir şey var. Onları biliyor. Onların yumuşatıcı şeyleri var tabii. Merhemi diyeyim. Sarkis bu sohbeti yaptığımız günlerde İstanbul'daki sergisine hazırlanıyordu. 18 Ocak-19 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Dolapdere'deki Dirimart Galeri'de Ceren Erdem eş küratörlüğünde gerçekleşen Ayna başlıklı sergisi yine sanat tarihinden önemli eserlere gönderme yapıyor. Dirimart'taki sergide çok değişik şeylerden konuşmak istiyorum ve büyük kültürlerden konuşmak istiyorum. Bir de okuma yeri gibi bir yer kurmak istiyorum. Bir kitabım tekrar basıldı eklemelerle. Evet, bu belli ki sonsuz. Uwe Fleckner ve Norguklar beraber hazırladılar bunu. Serginin yarısından çoğu İstanbul'da prodüksiyon yapılıyor. Yani ithal malı pek sergi istemiyorum. Sarkis gerek sanatında ödün vermediği tavrıyla, gerekse ezber bozan işleriyle
her sergisinde ziyaretçileri farklı bir serüvene davet ediyor. Bugün 78 yaşında olan genç ve enerjik sanatçı Sarkis. Aman güzeli meselesi olan sergiler yapmıştır demesi. Meselesi sergi olur mu Allah aşkına? Ferko benim sanatımı sundu.